Engelsiz Yolculuğun Seyir Defteri çok özel konu ve konuklarıyla devam ediyor. Evet değerli dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz konu ve konuklarımızla. Evet sevgili Çetin Bey, son dönemlerde engellerle ilgili biliyorsunuz bu erişebilirlik yasasının sonuna doğru geldik. 5 yılı doldurduk. Bununla ilgili sanırım sorunlar çıkacak. Sorunları da aşmak için yine sizin gibi hukukçular devreye girecek. Ne dersiniz bu konuda? Şimdi 2012 yılı, yani bu yılın Temmuz ayı itibariyle bütün kamu kurumlarının özürlerin ulaşabilirliğini sağlamak yönünde gerekli tedbirleri almaları gerekiyor. Örneğin bir kaymakamla, emniyet müdürlüğüne, bir hastaneye özürlü insan gittiği zaman tekerlekli sandalyeyle veya görme engelli birisi veya diğer engel grupları onların kamu imkanlarından, sağlıktan, güvenlikten, sosyal imkanlardan faydalanmasını ve ulaşmasını sağlayacak bütün tedbirleri kamu kurumuna vermek zorunda. Aksi takdirde kişilerin bundan doğan zararlarının tazminini isteme hakkı var. Bu erişememekten dolayı oluşan maddi zarar olabileceği gibi manevi tazminat da mümkün. Yani kişi bir kamu kurumuna gitti, o gün yapması gereken bir iş var, ulaşamadı, merdiven var çıkamadı, rampa yapılmamış, asansör yok vesaire. O gün oluşan bir zarar var. Diyelim ki müracaatının son günüydü. Alması gereken bir bankadan para vardı, alamadı. Bir taksitini yatıramadı, bir zarar oluştu. Sözleşmesi feshedildi gibi. Doğabilecek tüm maddi zararlarının yanında manevi zararların da tazminini isteme hakkı doğacak. Bunun dışında sağlık kurumlarından faydalanma imkanları açısından da doğabilecek gene zararların tazmini mümkün. O sebeple bütün kamu kurumları özürlerin ulaşabilirliği açısından alması gereken tüm tedbirleri bu tarihe kadar alması gerekiyor. En son Sayın Başbakanımızın da ifadesiyle bu süre uzatılmayacak ve tüm kamu kurumları alması gereken tedbirleri alsın diye açıklaması da var bu konuda. Yani son anda bir değişiklik olmazsa kamu kurumları bu noktada yapmaları gereken tüm hazırlıklar yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde doğacak çok ciddi zararlar olacak ve çok büyük tazminatlarla karşılaşması mümkün kamu kurumlarının. Bu konuda hem halkımızın diyorsunuz biraz daha olaya dikkatli bakması gerekir, hem de yetkililerin. Evet, evet. Yani hükümetimizin zaten politikası, belediyemizin çalışmalarında bu da var. Yani özürlerin hayata katılması,
normal sağlıklı insanlar gibi bütün sosyal imkanlardan faydalanmasının bir önemli ve en önemli belki şartlarından bir tanesi de erişilebilirlik imkanlarının olması. Bu şimdiye kadar keyfiydi biraz. Yani kamu kurumları, işte emniyet müdürlüğüne gidiyorsunuz, giremiyorsunuz. Bir ifade, bir olayla ilgili bir zarar gördünüz, çıkamıyorsunuz. Asansör yok, merdiven var, rampa yok vesaire gibi. Fakat artık bundan sonra mecbur bir durumla karşı karşıya bütün kamu kurumları. O sebeple bu eksiklerini kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tamamlamaları lazım. Bu yönde çalışmaların olduğunu zaman zaman görüyoruz ama çok ciddi eksikler de var. Ciddi tazminatlarla karşılaşacaklarını düşünüyorum. Bu belediye otobüsleriyle ilgili de bu söz konusu mu bu olay? Aynı evet. Aynı, yani belediye otobüsleri, kamunun kullandığı tüm araçlar ve kamu binaları diyelim, kamu hizmeti sunulan tüm mekanlar bu kanun kapsamında. Hepsi bununla ilgili gerekli tedbirleri almak zorunda. Peki Çetin Bey, engelli raporu olan vatandaşlarımızın indirimlerinden faydalanacağı şeyler hangileri, hangi kısımlarda indirimler var şu anda? Benim bildiğim bir belediyelerin telefonlarda var, internette var. Şimdi su da oldu şu anda. Su var. Bildiğim kadarıyla Türk Hava Yolları'nın uçak biletlerinde indirimi var. Devlet Demir Yolları'nın gene indirimi var. İETT'de zaten özel oranına göre kartlarla ücretsiz seyahat imkanları var. Onun dışında su ve telekomda indirim. Hatta Turkcell özel şirketler de bu kapsamda bazı indirimleri uyguluyor. Yani benim aklımda olan şu anda bunlar var. Peki Sayın Ayhan Bahçeli, uçaklarda indirim olduğu zaman bir reklam filminde oynadınız. Diyelim ki yakın zamanda Ay'a da yolculuk başlayacak, seyahatler. O zaman da bir reklam çekilmişsiniz de tekli bir yasa oynar mısınız? Güzel bir yer. Bence ben orada sizinle beraber oynamayı tercih ederim. Vallahi ben uçağa da bilmiyorum ama Ay'a gitmeyi artık... Zaten olmaz. Uçak, duran uçakta reklam çekildiği için problem yok. Muhtemelen füzede de beraber... Duran uçak düşer ya. Sizinle birlikte çekime razıyız tabii. Peki... Biraz Başakşehir'in icraatlarından bahsedelim. Şimdi Ayhan Bahçeli de orada. Ayhan Bahçeli aslında orada biraz da bir farklı bir yerde. Sanki böyle dışarıdan izlerken neler yaptıklarını mı veyahut da onları denetleme gibi bir gözetmen şeklinde görüyorum ben ama biraz orayı açarsak siz karşılıklı olarak sanırsam daha güzel şeyler olacak. Evet. Bir telefonumuz var zannederim. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler, buyurun efendim. Türkiye Genç Girişimler Platformu Genel Başkanı, aynı zamanda Aksaraylılar Dernek Başkanı Yaşar Avcı ben. Buyurun Yaşar Bey, hoş geldiniz. Başakşehir'den arıyorum. Buyurun, hoş geldiniz programımıza. Birbirinden güzel konuklarımız Ayhan Beyler orada ve diğer değerli konuklarımız da çok güzel bir program icra ediyorsunuz. Öncelikle ben müteşekkirim bu konuda. Böyle bir önemli bir meseleye değindiğiniz için. Gerçekten toplum bu noktada bilinçlenme açısından gerek hukuki boyutlarını gerekse engelli vatandaşlarımızın toplum içerisindeki daha etkin bir noktada önemsenmesi noktasında çok güzel bir program. Teşekkür ederim. Şahsım ve temsil ettiğim dostlarımız ve üyelerimiz adına ben tekrar müteşekkirim. Biz Başakşehir bölgemizde ve İstanbul'un genel satında bu programlara ve engelli vatandaşlarımızın çevremizdeki yapılanma noktasında ciddi katkılar sunmak istiyoruz ve bu noktada çeşitli bizim de projelerimiz var. Başakşehir'de olsun, İstanbul genelinde olsun. Gerçekten önemli bir konu. Şu an belki de Türkiye'de hiç olmadığı kadar bu sürece ve bu konuya önem verilme noktasında bu fırsatın iyi değerlendirilmesini ben temenni ediyorum. Ne tür projeler? Aynı zamanda halkımız da inşallah bu noktada duyarlılığını daha da artırırsa çok daha güzel bir neticeler alınır diye inanıyorum ben. Kısaca projelerinizden bahsedebilir misiniz? Ne tür projeleriniz var? Şimdi proje olarak biz dernek olarak bir komite kurduk. Evet. Proje olarak, dernek olarak komite kurduk bu engelli vatandaşlarımız için. Bu komitemizde öncelikle kendi üyelerimiz içerisinde engelli vatandaşlarımızın taleplerini, onların ihtiyaçlarını giderme noktasında neler yapılabilir dinleme noktasında çalışmalar üretiyoruz. Yine bölgemizde, Başakşehir'imizde ve İstanbul'umuzun farklı alanlarında bu konuda çalışmalar üreten kamu kurum ve kuruluşları olsun, gerek sivil toplum kuruluşları olsun, istişareler kurarak bölgemizdeki
yani üyelerimizin dışında olan engelli vatandaşlarımızla ortak neler yapılabilir, onların taleplerini nasıl giderebiliriz noktasında ortak projeler üretmeye çalışıyoruz. Tabii süreç çok yeni, daha bir buçuk ay oldu biz bu komiteyi kuralı. Öyle temenni ediyorum ki önümüzdeki süreçte bu konuda çok somut adımlar atacağız. Gerek belediyemizde, gerek kamu kurum ve kuruluşlarımızda biz de toplumun bu yarasına merhem olacağız diye düşünüyorum. Kısa bir soru sorabilir miyim başkanım? Tabii buyurun. Bu sizin için ikinci kata çıkmakta zorlanıyorum. Bu asansörü ne zaman yaptıracaksınız? Canlı yayında bize bir söz verebiliyor musun? Canlı yayın sözü olsun ama mutlak olsun. Hayal Bey inşallah onunla ilgili altyapısını başlattık. En son görüşmemizde de. Evet yani o konuda ben sözünü vereyim. Ben onu o süreci başlatıyorum. Üst katımızda inşaat süreci de devam ediyor. Biliyorsunuz çok büyük bir binamız var. Olmazsa olmazımız zaten biz onu yapacağız. Buradan da ben sözünü vermiş olayım. Tamam teşekkür ederim sağ olun. Yani, biz teşekkür ederiz çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Erişebilirliğe hizmet etmiş oluyorsunuz bu sayede de. Evet. Evet. Dinledik konumuzu. Çetin Bey mütevazi davrandı. Aslında Başakşehir Belediyesi hakikaten hem yeni kurulmuş bir belediye olması hasebiyle bilgileri de güncel, kadrosu da güncel. Her şeyden önce başkanı çok mükemmel bir insan, çok duyarlı. Bu manada gıyabında burada kendisini hem takdir ediyoruz hem de teşekkür ediyoruz. Altyapısı da güncel. Gerçekten yani Başakşehir'in engellilerin alanlarda gezmesi, Başakşehir'in otobüsleri, yerleşim yeri olsun gerçekten. Şimdi şöyle bir adım öne gitti. Hep şöyle ki bir adım öne gitti. Ulaşılabilirlikle ilgili süre başlamış olsa dahi hani bunu çok göz önünde bulundurmadan zaten doğal çalışma süreçleri içerisinde yer aldı. Yani şu an benim bildiğim yaklaşık 40'a yakın binada özürlü yaşayan binaya ulaşılabilmesi için yani binanın içerisine girebilmesi için rampalar yaptırdı. Kamu sektörlerindeki, kamu binalarındaki düzenlemelere ciddi hem destek verdi, hem bilgi desteği hem de yapımıyla da ilgili destek verdi. Bunun haricinde okulları yaptırdığını biliyorum. Öğrenci okulları, yani öğrencilerin oradaki özürlü insanların fazla olmasından dolayı öğrencilerin de bundan sıkıntı duyduğundan dolayı okullara da rampalar yaptırıyor. Özürlü tuvaletleri yaptırıyor. Bu konuyla aslında da ilgili destekler var. Çok güzel şeyler yapılması çok az yapılmayanları da ortaya çıkarmış oluyor. Buradan kaynaklanan bir sıkıntı var. Aslında eskiden hiç yapılmıyordu ama şimdi yapıldıkça yenileri çıkıyor. Halk daha fazlasını istiyor. Aslında zaten şu anda yapılan belki de yapılması gerekenden çok fazla ama yapıldıkça da insanlar tabii ki daha güzelini ister. Teknolojide de böyle ya. Telefonlar bir gün sonra bir gün sonra değiştiriyoruz aynı şekilde. Zaten şu anda yapılanlar hani çok göze gelmiyor çünkü artık olağan bir hal aldı. Özellikle Başakşehir'de de evet. Böyle. Yani Başakşehir halkı, orada yaşayan özürlüler artık bunun kendi doğal hakkı olduğunu, hani böyle bir hizmetin varlığından haberdar olanlar açısından söylüyorum. Hani çok böyle çekinmeden, sıkılmadan gelip oraya müracaat ediyor ve ondan sonra o işlerini takip edebiliyor. Kısa sürede de zaten işin çözüldüğünü görebiliyor. Ama gerçekten efendim, eskiden bir programlarda böyle tür programlarda hep böyle engellerin bir ajitasyonu göz önüne getiriliyordu. Şimdi gerçekten konuları yetiştiremiyoruz. Zaman ne zaman tıkandı onu anlayamıyoruz. Çünkü o kadar çok yapılan şey var. O kadar da yapılması istenen çok şey var. Evet. Yok bu manada Başakşehir Belediyesi iyi bir adımda. İyi bir mertebede. Biz de Ortopedik Özgürler Federasyonu olarak bu her yıl düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı var biliyorsunuz. O evet. Fuarda çalışmalarını anlatıyor Başakşehir Belediyesi'de ve diğer belediyelerde, diğer kurumlarda hizmetlerini anlatıyor. Biz de Başakşehir Belediyesi'ne hizmet kalite ödülü verdik bu manada sivil toplum olarak. Çünkü çalışmalar hakikaten yani ulaşılabilirlikle ilgili kamu sektörüne, belediyelere, yerel yönetimlere düşen işlerin dışında da iş yaptığından dolayı aslında biz bu ödüle layık gördük. Çünkü dediğim gibi şahsa münhasır binalarda giriş çıkışlarını, o özürlüğü, o evine ulaştırabilmeyle ilgili yapmış olduğu çalışma bizim için önemliydi. Ortopedik özürlere çok fazla bağlayıcı olması dolayısıyla bizim federasyonumuzla ilgilendiriyordu ama evet. Biz genel özürlere hizmetleriyle ilgili durumu değerlendirdik. Hizmet kalite ödülüne uygun gördük Başakşehir Belediyesi'ni. Sayın Başkanımız da onu takdim etti Başakşehir Belediye Başkanımıza. Böyle hoş bir enstantanesi var işlerin. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlayan bu güzel renkli yapılaşma engeller konusunda
ikinci halkasını Başakşehir'de attı zannedersem. Hep Başakşehir böyle özürler konusunda hep ön planda geliyor. Çok iyi çalışıyorlar. Diğer belediyelere de örnek teşkil etmesi açısından da ben gerçekten Başakşehir Belediyesi'ne ve Başakşehir Belediyesi'nde çalışan engelliler kurumlarına da, özürler merkezlerine de teşekkür ediyorum bu konuda. Hep böyle güzel şeyler almak, onlardan güzel şeyleri duymak, buraya taşımak, buradan tabii, da diğer tabii. belediyelere bunları bir örnek olarak gösterebilmek güzel bir şey. Başakşehir Belediyesi bu manada hakikaten her tarafa örnek. Her alandaki sosyal politikalar anlamında da her alandaki çalışmaları örnek gösterebilecek başarıları var. Bence de incelenmeli. Hayancığım, eskiden gerçekten engellilere böyle konularda hep böyle konu mankeni olarak görüyordular. Bakıyorum şimdi gerçekten oturulduğu yerde hakkını verilen, gerçekten bir şeyler yapılan, mesela sen zamanında sportif faaliyetlerle gerçekten Türkiye'de sakatların topluma kazandırılmasında sportif faaliyetlerin önemi çok büyük. Bugün de bizim takımımız Malatya'daydı. 1-1 kalmışlar Yeditepe Engeller Spor Kulübü. Onları da buradan kutluyoruz. Maşallah. Yani ne kadar güzel bir şey. Yurt dışına gidiyorlar, yurt içinde oynuyorlar. Bir kaynaşma var. Eskiden biz ne diyorduk? Evimizden dışarı çıkamıyoruz. Bakın bu faaliyetlerle ülkeler arası gidiyoruz. Yakın zamanda zannedersem Hamide Kurt muydu? Kardeşimiz. Evet. Paralimpik olimpiyatlara mı katılacak? Evet. Ona da başarılar diliyoruz buradan. Evet başkanım, son sözleri alalım. Programın sonuna doğru geliyoruz. Son sözü ben bu çıkardığımız Başakşehir postası mesela %70-80 engellilere gazetesine doğru kaydı. Ya istemeden olsa da bu kaydı. Mesela genelde zaten, bunun kayması zorunludur. Neden zorunludur? Neden herhalde ben radyo programımda olsun, içinde, televizyon programımda olsun Başakşehir postasını meydana getiren kardeşlerimiz sevgili Mustafa ve Yazgül'ü engeller konusunda her zaman duyarlıydı. Sadece gazetecilikte değil ki bu. Radyo programımda hep yanımdalardı. Televizyon programımda aynı şekilde. Normal sosyal hayatımızda engellerle ilgili bir faaliyet olsa her zaman yanımızdalar. Başakşehir postasının da zannedersem bir sayfası muhakkak ki engellilere ayrılacak. Bir de mesela bu çalıştığım firma, ben bir engelli firmasında çalışıyorum, Lamira. Evet. Akülü sandalye firmasında. Şimdi mesela gerçekten kişinin engelini ortadan kaldıracak bayağı güzel bir hizmetler yapıyor mesela. Orada bir engelli kardeşimiz geldiği zaman, beni orada bir engelli olarak gördüğü zaman mesela patronu işte şeyi bir diyor ki, benimle bu ilgilensin diyor. Şimdi orada kendini buluyor. Beni orada gördüğü zaman gerçekten kendisini buluyor. Mesela patronla konuşmuyor. Kesinlikle konuşmuyor. O illa benimle konuşuyor. O diyaloğu, o sıcaklığı bende buluyor mesela. Bir de şu dikkatimi çekti mesela. Bu sene geçen yıla göre engellilerin araba alım gücü gerçekten galiba yükseldi. Yükseldi ama şimdi arızalar da yükseldi. Şimdi bizim bir arkadaşımız var. Akülü aracında bir sorun var. Siz biraz önce bahsettiğiniz o şirketini zannedersem ki bu akülü aracı da biraz destek olurlar. O arızası varmış. Tabii ki olurlar canım. Olmaz diye bir şey yok da. Bu hakikaten o telefonunu ver, onu mutlaka bir türlü yani o sorunu çözeriz de. Yani bir kişinin sorunu çözmek de yani çözüm değil. Evet. Ama mesela burada işte ki engelliyi mesela diyelim bir engelli var 100 kilo. İşte onun bir işte hanımı veya kızı var. Onu transfer etmesi gerçekten çok zor. Bir arabaya transfer etmesi. Mesela bu tür sistemlerde gerçekten bu şey, çalıştığım firma bu konulara güzel eğilmiş. Hep Avrupa'yı sistemlerle bunları güzel bir çözüm aşamasına getirmiş şu anda. Peki. O zaman sevgili başkanımızdan da son sözlerimizi alalım. Sevgili Çetin Bey. Şimdi tabii genel mantık şu, yani toplumsal hizmetlerde toplumda veya belediyecilik hizmetlerinde diyelim. Yani belediyenin standart yol, kanalizasyon vesaire hizmetleri çok belediyeyi öne geçiren veya ayrıcalıklı hale getiren bir şey değil. Ama belediyede veya toplumda veya bir ülkede bir tane özel problem olan bir insan varsa, bir tane özel özü olan bir insan varsa ve devlet bu insanın bu bir tane sorunu çözebilecek bir yapı oluşturduysa, işte güçlü devlet, büyük devlet, sosyal devlet aslında bu. Yani hiçbir özürlüsü mağdur olmayan bir devlet, güçlü bir devlettir. Geçen Birleşmiş Milletler'in bir programına katıldık. Sayın Bakanımız da katılmıştı. Orada Birleşmiş Milletler'in dokümanlarında çok gelişmiş ülkelerde dahi özürlerle ilgili problemlerde farklılık gösterse de değişik kategorilerde sıkıntılar var. Mesela çok güçlü bir ülke Amerika diyelim. Amerika'da özürlerin bakımı konusunda, ailenin bakımı konusunda çok büyük sıkıntı var. Çünkü aileler bakmıyor, çocuğuna bakmıyor, işine bakmıyor. Sayı çok büyük diyelim belli nüfusuna göre. Hı hı. Ve devletin bunu finanse etmesi, hepsine bakım hizmetini vermesi mümkün değil noktasına geliyor. Fakat mesela Türkiye'de
Bu hizmet genelde aile bağlarının güçlü olması vesaire sebepleriyle aileler tarafından görülüyor ve devlet de tabii değişik katkılar sunuyor, bakım hizmeti sunuyor, ücret ödüyor vesaire. Yani başa geleceğim gene, güçlü devlet, sosyal devlet aslında özürlüsüyle, ayrıcalıklı ihtiyacı olan toplumdaki insanlarıyla ne kadar çok insana ulaşabiliyorsa, ne kadar çok insanın problemini çözüyorsa, güçlü devlet, sosyal devlet, güçlü belediye, doğru hizmet, isabetli hizmet bence budur. Bu mantıkla yaşadığımız çevrede en yakınımızdan en uzağımıza kadar problemli olan insanlara kamu imkanlarını, imkanları varsa şahsi imkanlarımızı sunarak toplumla birlikte mutlu yaşamaya gayret etme düşüncesindeyiz. Çünkü tek başımıza bizim güçlü olmamız, bizim mutlu olmamız, bizim sağlıklı olmamız problemi çözmeyecek. Evet. Hep beraber mutlu olursak, hep beraber hayatın içine katılırsak daha mutlu bir dünya, daha mutlu bir hayat, daha mutlu bir çevre içerisinde yaşayacağız. Yoksa biz çok iyi şartlarda yaşarken yanımızdaki bir insan, arka sokağımızdaki bir insan acından ölüyorsa, çok kötü şartlarda yaşıyorsa vicdan olan hiçbir insan bunu kaldıramaz, kaldırmaması lazım. O sebeple bu duyarlılıkla, toplumsal hassasiyetle, inançlarımızla, değerlerimizle, topluma karşı hassas olmak, sadece kendi problemlerimiz içinde boğulmamak, etrafımıza gücümüz yettiği kadar maddi olabilir, manevi olabilir. Zaman zaman bir konuşma, bir selamlaşma, zaman zaman maddi imkanları paylaşma hepimizin hayatını kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Peki. Bu tür programların da artmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ayancığım, senden de son sözü alalım. Son sözlerimizi almayalım hocam. Son söz olmasın. Hep konuşalım, hep beraber. Ama program gereği son sözümüzü şöyle söyleyelim. Şimdi biz özürlüler olarak toplumun aslında vicdanıyız. Yani beni gören birisi ayaklarının kıymetini anlıyor. Görme özürlü birisini gören gözünün kıymetini anlıyor. İşitme özürlü birisini gören kulaklarının kıymetini anlıyor gibi gibi. Toplumun vicdanıyız ve toplumun aslında doğru, hiçbir şey söylemeden verilen mesajlarıyız. Ama değişmeyen bir gerçek var ki biz de aslında onlar gibi birisiyiz. Evet. Birbirimizden çok fazla farkımız yok. Aynen. Şeklimiz ya da görüntümüz birazcık farklı olmuş olsa da özümüzde her zaman onlardan çok farklı, hiç farklı olmadığımız, onlar gibi yiyebildiğimiz, onlar gibi sevebildiğimiz, onlar gibi evlenip çocuk sahibi olabildiğimiz, onlar gibi araba kullanabildiğimiz gibi gibi onların her yaptığı şeyi yapabildiğimizi, hatta onlardan bazen çok daha fazlasını da yapabildiğimizi, insanların kendi arasındaki renklilikleriyle, farklılıklarıyla göz önüne bulundurduğu gibi bunu gösterebilmek lazım. Yani bu da neden geçiyor? Biraz evvel konuştuğumuz yapılan güzel şeyler, yapılmayanlar, yapılması planlanan projeler vesaireler hepsi aslında toplum içerisinde bir özürlü bilincinin, bir özürlü kültürün oluşmasına meydana gelir. Yani insanlar toplumdaki bu özürlü kültür ve bilinci olduğu zaman hiç böyle kanuna, yasaya falan da gerek kalmayacak aslında. Tazminat davası da açmayacağız. Evet. Ulaşılabilirlik yasasının süresi doluyor. Yarın mahkemelerde olacağız demeyeceğiz. Evet. Çünkü zaten bilinçli bir toplum, belediye başkanıysa, işte kaymakamsa ya da herhangi bir vatandaşsa fark etmiyor. Bir görevi icra ederken orada özürlü olan bireyin de ihtiyacı olan şekli nasıl olduğunu bilecektir. Bilerek gelişecektir. Doğal olarak o sorun diye bir şey kalmayacaktır. O yüzden özürlü bilinci ve özürlü kültürü önemli. Bu kültürü yaşatmak adına vermiş olduğunuz kanalınızla birlikte size ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ve bu manadaki katkılarınızı da önemsiyoruz. Ümit ediyorum ki topluma da buradan doğru mesajlar biz de verebilmişizdir. Bir katkı sağlayabilmişsek ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Sezon finaline geldik. Bizlere bugüne kadar desteklerini esirgemeyen Megazan Şirketler Topluluğu adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Ali Cesur'a, Döner Deryası adına Sayın Hasret Öztürk'e, Balıkçınız Şafak Sinan Bey'e ve Çerkezköy Kapaklı'da Vezir Emlak adına Kadir Tanrıverdi'ye desteklerinden ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim, Allah'a ısmarladık diyoruz herkese. Tekrar buluşmak ümidiyle. Engelsiz yolculuğun seyir defteri sona erdi.